Merhabalar. TOKİ'nin düzenlemiş olduğu arsa kampanyasının detaylarını konuşacağız ve başvuru nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak TOKİ'nin web sitesinden nasıl başvururum kısmına tıklıyoruz. Daha sonra önümüze gelen sayfadan tanım ve başvuru şartları var. 7 Kasım'da bitiyor bu kampanya. İki tip arsa var, müstakil ve müşterek şeklinde. Farkları şu: müstakil arsada tek bir parsel sahibi var, 350 ile 500 metrekare arasında bir adet ve 150 metrekarelik bir konut yapabiliyorsunuz üstüne. 150 metrekareden büyük bir konut yapamıyorsunuz. Baktığınız zaman müşterek arsa ise ortaklı arsa demektir. Bunun detaylarını bakanlık ilerleyen zamanlarda arsa kurası çekildiği zaman açıklayacaktır. Burada da toplu yapılaşma koşulları var. Örneğin herhangi bir site yapılacak, kooperatif tarzı düşünebiliriz burayı. Ve birden fazla hissedar olacak. Her hissedar arsadaki payı kadar daire sahibi olmuş olacak. Burada başvuru şartlarını görüyorsunuz. Bazı önemli detaylar var. Örneğin işte büyükşehir olan iller ile büyükşehir olmayan illerde başvuru şartları birbirinden farklı. Bazı yerlerde Ankara gibi düşündüğümüz zaman ilçelerinde merkez için başvuru yapılamayan bir durum söz konusu. Onları da buradan incelersiniz. Hak sahipliği sonrası tahsis süreci. Burası çok önemli. Özellikle bu kısmı çok iyi okumanızı istiyorum. 7 maddede sıralanmış. Bu 7 maddenin detaylı şekilde irdelenmesinde fayda var. Arsaların nerelerde olduğuna bakalım. Şimdi Türkiye'nin her tarafında TOKİ bu projede arsaları satışa çıkartıyor. Bu listeden detaylı şekilde bakabilirsiniz. İstanbul sadece merkez diye girilmiş. İstanbul'un farkı bu. Diğer şehirlerde birçok ilçede arsaları görüyorsunuz listeden. Tam burada bakanlığın açıklamasını yeniden hatırlatayım. Bu arsalar yapılacak toplu konutların yakınında olan yerler olacak. Çevresinde konumlanacak. Dolayısıyla İstanbul gibi arsanın zor bulunduğu bir yerde bu kadar sayıda arsanın nasıl üretileceğini hep beraber görmüş olacağız. Kişisel fikrimi söylemek durumundayım burada. İstanbul'da müşterek arsalara talebin daha çok olacağını düşünüyorum. Çünkü müstakil parseller üretmek çok zor. O yüzden kooperatifleşmeye uygun, siteleşmeye uygun müşterek hisseli arsaların İstanbul'da çok daha fazla olacağını şimdi düşünüyorum. Detaylar önemli demiştik. %10'unu peşin ediyoruz. Eğer vize çıkarsa geri kalan da 9 yıl boyunca aylık eşit taksitlerde faizsiz olarak ödeme yapılıyor. Taksitler sözleşme imzalandıktan sonra yani kura size çıktıktan 1 yıl sonra başlıyor. Banka ile burada bir sözleşme imzalanıyor. Bunun yanı sıra toplu yapılaşmaya uygun yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ'nin burada destekleri olacak. 2 yıllık bir süre verilecek bu arsa çıkan kişilere kendilerine bu yapıları tamamlamaları için. Burada tahsis sürecinde diğer maddeler de çok önemli. Hepsinin üzerinden burada tek tek geçebiliriz. Başvuru için E-Devlet ekranımızı açıyoruz. Burada hazır olarak da gelebilir. Arama kısmına da yazabiliriz. Arama kısmına TOKİ arsa yazdığımız zaman otomatik olarak bu gelecektir. Biz de buraya aynen öyle yazıyoruz. Açılan sayfada genel bilgi formu çıkmakta. Burada uzun bir açıklama var aşağıda. Biz devam et ile işlemlerimize devam ediyoruz.
Açılan sayfada mevcut durumu görüyoruz. Herhangi bir başvurumuz yokmuş. Yukarıdan yeni başvuru ile ilk aşamayı başlatmış olacağız. Beş aşamalı başvuru sisteminde birinci aşamadayız. Burada bulunduğumuz satın almak istediğimiz arsaların ili ve ilçesi çıkıyor. Şimdi arama ekranı gelecek ve oradan bulunduğumuz ili seçmiş olacağız. Aşağı doğru biraz daha inceleme yapabiliriz. Eksik olan bir yer var mı veya başka bir isteyeceğimiz bir olabilir mi diye. Aşağı doğru inceleme yapabiliriz. Şimdi seçimimizi yapıyoruz. İstanbul'u seçiyoruz. İstanbul'da bahsettiğimiz gibi sadece bir bölge var. O da merkez bölgesi. Buradan da hisseli yani müşterek arsaya başvuru yapmak istiyorum. İsteyenler üst taraftaki müstakil kısmından da başvurularını yapabilirler. Seç ile devam ediyoruz. Bu bölümde başvuru şartlarını yeniden görebiliriz. Üçüncü aşamaya geldiğimizde ise bizim E-Devlet'te kayıtlı olan nüfus bilgilerimizi ve iletişim bilgilerimizi sistem otomatikman çekiyor. Biz de burada herhangi bir yanlışlık varsa bunları kontrol edeceğiz. E-posta, cep telefon numarası gibi şeyleri kontrol edebiliriz. Daha sonra semt ve posta kodunu giriyoruz. Posta kodunu bilmeyenler için EPTT'nin sistemi var. Oradan bakabiliriz. Bu bilgileri doğru girerek devam edelim. Dördüncü aşamamıza geçtik. Bu aşamada ön izlemeyi görüyoruz. Tüm iletişim bilgilerimiz, nüfus bilgilerimiz, projenin nerede yapıldığı, başvuru bedeli, başvuru tarihlerini görüntülüyoruz. Diğer bilgiler az önce bahsettiğimiz gibi Mernis sisteminden otomatik çekiliyor. İletişim bilgilerinin doğru olması çok önemli. Telefonumuza mesaj gelecek çünkü Ziraat Bankası'ndan. Ve o 500 TL'lik başvuru bedelini yatırmış olacağız. Ardından da kura çekimine katılmaya hak kazanacağız. Başvuru ile son noktayı koyuyoruz. Başvuru numaramız oluştu. Bunu da not ediyoruz. Bunu da bir daha sonra bize lazım olacak bu. Şu anda talebimiz değerlendirme aşamasında. Parayı yatırdıktan sonra başvurumuz onaylanacak. Herkes için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Hayırlı günler.